Çalışma yaptım. Yani İslam üzere, İslam okulumuz üzere çalışma yapıyorum. Bu bağlamda İslam'da emek fazlasını ölçmeye gayret gösterdim. Makalemizin başlığı da İslam'da emek algısı Kırıkkale Müsiyat Örneği bağlamında bir araştırma. Tarihsel süreçten bahsedecek olursak öncelikle emeğin ne olduğunu tanımını yapmamız gerekiyor. Bedensel ve zihinsel faaliyetlerin üretime dönük çabalarıyla oluşan kavrama emek denir. Ve emek kavramı tarih öncesi dönemlere kadar dayanan bir kavramdır. Daha çok kutsal metinlerde yer alan kavramlarla paralellik arz eden emek kavramı, yani tarih öncesi dönemlerde kutsal metinlerde yer alan kavramlarla paralellik arz eden emek kavramı zaman içerisinde ahlak tanımının değişmesiyle farklı bir boyut almıştır, farklı bir boyuta geçmiştir. Daha sonra Protestanlık mezhebinin kurulmasıyla bambaşka bir algı ortaya çıkmıştır. Yani emek denildiği zaman insan merkezli bir algı varken Protestanlık mezhebinin kurulmasıyla bu algı emeğin marjinal verimliliği, emeğin marjinal maliyeti gibi dar anlamlara hapsolmaya başlamıştır. Aynı süreç içerisinde iktisadi paradigmanın da büyük bir evrime uğradığını söyleyebiliriz. Türkiye'de bu süreç içerisinde hakim iktisadi modellerin şekillendirdiği emek algısı iktisadi modeller üzerinde bir paradigma oluşturmuş ve aynı doğrultuda paralellik arz eden politikalar uygulamaya çalışmıştır. Ta ki 1950'lere, 60'lara geldiğimiz zaman bazı aykırı sesler ortaya çıkmış. Özellikle Burjuva'nın tarihsel ve İslami değerlere daha fazla atıf yapmasıyla beraber işçi-işveren ilişkilerinin, iktisadi yapıların, iktisadi ilişkilerin daha farklı bir boyuta alıp, daha bir farklı boyutta değerlendirilmesi.